Başka Yasin Hikmet'e oyunun kralını yaptı ama elinde patlayacak bu süreci. Gelecek hafta Yasin sürgünde. Yasin operasyonu çok belli. Damla %100 haklı diyen var. Kübra sana başarılar dileyenler ve çok gület çok tatlı bulanlar çok teşekkür ederim. Onları edeyim. arada <laughs> okuyalım bari. Çok sağ olun Kübra evet. Bak yine mi? bir <laughs> daha. aynen. Güler yüzünle evimize güneş gibi doğdun. Oo bize bize bunları çok teşekkür ediyorum. söylemediniz. Şimdi Kübra Hanım'a mı? Çok güzel. Başka e, Damlacan ne diyorsa altına imzamı atıyorum yazmış. Araya hemen giriyorum. Tabii ki. Hikmet bu durumdan sizce nasıl çıkacak? Hikmet bu durumdan nasıl çıkacak? Daha güçlü çıkar. Yani şöyle daha güçlü çıkar. Hikmet'e bak ne diyor? Ben diyor o ne, ne yıkıldım hayatta diyor. Çünkü Hikmet gerçekten hani herkes hayatta fereğin çemberinden geçmiştir ama Hikmet biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, o Mağdur oldu mu şu anda sence halk tarafından? Mağdur olarak gözüküyor mu? Yok nasıl çok, yani çok güçlü yani bir şey yapıya sahip olduğu için aslında görünmüyor. Ama bak bir kadın yarışmacı olsaydı bence mağdur rol, rolünde olabilirdi. Çünkü sakatlandı, Hikmet'in kaşı açıldı, oyuna devam etmek istedi. Takımını bırakmak istemedi. Yani kaşı açık, ertesi gün tekrardan oyuna çıkıyor takımı yalnız bırakmak istemiyor. Şimdi böyle birisini sakatlanan bir yarışmacıyı yazsan ne derler? Aa, gördün mü tamam. sakatlanınca hemen göndermek istedi diye düşünebilir insanlar. Ama Hikmet o kadar güçlü durduğu için... O mağduriyet durumu doğmadı onun için. Ama ben e, hikmetin yazılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü hak etmediğini düşünüyorum. İnşallah da e, yani sağlığına da bir an önce kavuşur. Hani seyirci daha çok sahip çıkmaz mı? Aslında demek istediğim oydu. Daha hani mağdur oldu gibi ya yedi kişinin kupası, kumpasına denk geldi. Burada ya Şöyle burada bence seyirci de şu konuda ortadadır. Burada bir kumpas var mı yok mu? sorgularsın. Bence boş oyların buluşma ihtimali de var Hikmet'te. Çünkü Berna Hikmet'i sevmiyor. Hikmet Berna'yı sevmiyor. Berna Hikmet'i yazabilir. Ardağan bence boş oy attı. Hani şu diyalogtan anladığım kadarıyla. Yasin de Hikmet'i söylüyor ve Hikmet'e de gidip onu yazdığını söylüyor. Bence bu bir tesadüf. Başka bir şey değil. Hani Berna'yı kurtarmak için falan... Yapılmış yani ne biliyorsun Damla? Yani... ya ben hani tamam tesadüf ben yüzde %50 elli elli deyim bak. Ta sen diyorsun ya tamamen tesadüf diyorsun. Ben onu diyemiyorum işte. Neden? Şimdi iki tane seçenek var. En yakın arkadaşlar yani Yasin ve Ardan yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. İkisi de aynı isimde buluşuyor. <laughs> Hadi bu bir tesadüf oldu. E Ardan daha oylamaya çıkmadan önce Yağmur'un onun ismini yazacağını öğreniyor. Ve Yağmur yazmıyor yine de boş oy diye hikmet yazıyor. Yağmur'u niye yazsın ki ama? Yağmuru kimse yazmayacak ki. Hani desen ki bana hani boş oy atmak ki... istiyor ya. E tamam o zaman boş oy zaten yağmur olacak. Yağmuru kimse yazmayacaksa yağmuru yazsaydım. Ama üç oyla birinin çıkma ihtimali de çok düşük ki. Hani üç kişi burada operasyon çekemezsin. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. 7 kişi olursan hani az çok fısıltıları duyarsın. Dört kişi, 5 kişi aa falan. Şey yaparsın mesela bence Yasin'in kendi isminin çıkacağını düşünüyordu. 7 kişiyle kavga etmiş. Daha doğrusu 1 kişiyle, 2 kişiyle kavga etmiş. Peki bu yazdığı yani tartıştığı kişileri yazamaz mıydı? Yasin mi? Evet. E tek başına yazsa ne olur ki? Ben olsam yazarım. Şöyle yazarım. En azından meydan okumuş olursun. Yani e, dersin ki sen dün bana şey dedin işte kurnaz dedin yok işte burası şeyin çiftli bir şey dedin yani. Ben de seni yazıyorum diye ya, orada güzel güzel şey yap ama. yani. İşte Yasin'in zaten <laughs> yapısı bu. Hani evet o Yasin yüzden. Yasin kavga kuşla kavga eder. Sonra gider kuşun yuvasına bir tane ekmek kırıntısı koyar. Hani öyle bir adam yani. Anlatabildim i̇şte etti zaten onda Evet. <laughs> Kuşta da kavga etti. Gibi hani Bu arada Yasin'e şurada hak vermiyorum. Daha doğrusu şu lafı da Yasin'e söylemek istiyorum. Ee, Berkan'a diyor ki burası kimsenin çiftliği değil diyor. Ama şu Survivor'da sanki orası Yasin'in çiftliğiymiş gibi Yasin, tek hareket eden kişi Yasin. Yani gerçekten sanki şey e, gizeme bir şey oluyor Yasin konuşuyor. Kuş ötüyor, sus diyor. Bir şey oluyor, itiraz ediyor. Parkur şey oluyor, ona laf ediyor. Anıl oradan bir şey diyor, Anıl'a laf ediyor. Yani evet, orası kimsenin çiftliği değil Yasin, haklısın. Ama orası senin de çiftliğin değil. Doğru. Bu konuda yani en o çiftlik sahibi gibi, gibi gözüken Yasin Bey. Doğru.